Maria'nın bu evden gitmesi için niye ısrar ediyorsun? Çünkü böyle olması gerekiyor. Çünkü ben senin oğlun Luis Fernando'nun nikahlı karısıyım. Kocamın aşığıyla aynı çatı altında yaşamak zorunda değilim ben. Bu yeterli bir neden mi acaba amca? Ne diyorsunuz sen? Sen gerçekten zehirli bir yılansın. Ne dersen de amca. Ama şunu bilmeni istiyorum ki kime karşı olursa olsun haklarımı sonuna kadar koruyacağım. Oğlumla evlenirken ne yaptığını çok iyi biliyordum. Çünkü sen hırslı, bencil ve çıkarcı bir insansın. Görüyorum ki benden nefret ediyorsun. Tabii. Çünkü senin oyununu ortaya çıkardım. Ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum. Çünkü sen de o kenar mahalle kızı Maria'ya aşıksın. Senin olamayacağını bildiğin için onu kendi ellerinle oğlunun koynuna sokmaya kalkıyorsun. Benim kocamın koynuna! Ah! Öldüreceğim! Kızıma bu seni bir köpek gibi öldüreceğim. Aman Tanrım! Öldüreceğim seni! Hayır! 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 Anlamayacak mı? Yanıksa dadı! Kızıma kıyabildin! Seni geberteceğim! Köpeğe dönüp öldüreceğim seni! Odana çık dadı! Hemen odana git yürü! Kızım. Sana ne diyorsam onu yap! Derhal odana çık! Peki gidiyorum! İyi misin amca? Evet Maria, bir şeyim yok. Soraya, bu olanlardan sonra Kaliska'nın bu evde kalmasına asla izin veremem. Kaliska dadım gidecek ama bu olamaz! Suçlanması gereken biri varsa Fernando amcadır, bana vurmamalıydı. Kalixta dadım buna dayanamazdı tabii. Ama bu ona bu hakkı vermez. Tamam bırak onu. Soraya haklı oğlum. Birden aklımı kaybettiğim doğru. Ama bunu sen yaptın Soraya. Umarım sen de kendini kontrol etmeyi öğrenirsin. Ancak o sokak kızı Maria bu evden giderse kontrol edebilirim amca. Daha önce söz konusu olamaz. Ay! Dışarı mı çıkmıştın Maria? Kendini daha iyi hissediyorsun demek. Maria, ne oldu sana? Ölüyorum Vladimir. Ölüyorum. Maria! Ölüyorum. Ölüyorum bile. Maria, öldürdün. Sen annemi öldürdün. Hayır, bunu biliyorum. Hayır. Evet, onu sen öldürdün. Hayır, ve bunu çok pahalıya ödeyeceksin. Hayır. Hayır, bu doğru değil. Hayır. Annem de aynı şekilde öldü. Aynı Maria gibi. Hayır çocuğum, ben yapmadım. Sana yemin ederim ben yapmadım. Şimdi bu odayı ben terk edip senin bir katil olduğunu bu evdeki herkese anlatacağım. Ama benim bir suçum yok. Sana her şey üstüne yemin ederim, bu benim hatam değil. Biliyorum. Biliyorum onu sen öldürdün. Bunu herkes duyacak şimdi. Herkes... Bu bana senin evinden biri söyledi. Kimse söylemiş olamaz. Çünkü hiç kimse bilmiyor. Sadece sen ve dadın. Onunla mı konuştun? Hmm. Kim bilir? Allah'ın cezası Kalixta dadı. Onu nasıl konuşturdun ha? Benim de yollarım var. Ve çok başarılıydınız. Zavallı Maria artık ölüyor. Sana bir kuruş bile vermeyeceğim. Hı? Yoksa her şeyi polise söylememi mi tercih edersin ha? Söyle hadi. Bunu yapamayacaksın. Sonsuza kadar sesini keseceğim senin. Ya. Onunla oynamaz ona ya. Hayır. Bununla oynamıyorum. Ölü bir köpeğin kuduz olamayacağını sen hiç duymadın mı ha? Beni öldürürsen başın derde girer. Benim olduğumu nereden bilecekler? Buraya seninle geldiğimi kim gördü ha? Deli olma. Seninle konuşarak bu sorunu halledebiliriz. Öyle değil mi? Lanet olası cadı. Şimdi odasına gidelim. Sen orada kim olduğumu bir kez daha göstereceksin. Yapma. Yürü hadi Allah'ın cezası, yürü. Yürü lanet olası. Seni Allah'ın cezası pislik. Gel, seni göstereceğim ben.
Yapma, geldim. Yapma, ne oldu yine? Söyle, ne oldu söyle cehennemin ne oldu yine, bu ne yaptım? Bu da fazlası gibi oya nasıl söylersin ha? Maria'yı otlarla zehirlediğimizi ona nasıl söylersin? Hayır yapmadım, bunu nereden çıkardın, yapmadım! Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim! Ne istiyorsun sen ha? Beni yaralamak mı istiyorsun? Beni bu kadar sevdiğini söyleyip, beni arkamdan mı vurmak istiyorsun? Yemin ederim ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim. Daha Osvaldo Travino denen adamın kim olduğunu bile bilmiyorum. Beni inanmayacağını mı sanıyorsun? Seni yalancı. Yapma! Sana yapma, inanmıyorum. Ben seni çok seviyorum. Annemi de sen öldürdün zaten. Hiç seni geberteceğim. Geberteceğim. Ya yapma. Ah, bir ezat annesine el kaldırma.